Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bu videomuzda Türkiye'den İngiltere'ye olan yolculuğumuzu kayıt edeceğiz. Buradan ilk önce Bulgaristan'a gideceğiz. Bulgaristan'da bir 10 gün kalacağız ama Bulgaristan'da şu anda ev karantinası yok. Yeşil listede olduğu için. Bir 10 gün Bulgaristan'da kalacağız. Daha sonrasında da İngiltere'ye geçeceğiz. Bulgaristan'a gitmek için burada PCR testi yaptırdık devlet hastanesinde. O da şu anda 170 lira, 250 liradan 170 liraya düşmüş. PCR testi yaptırdık. Çünkü şöyle bir olay var. İki aşı olan Bulgaristan'a testsiz gidebiliyor ama aşının üzerinden 2 hafta geçmek zorunda. Evet. Ama bizim tek bir aşımız vardı. İki aşı yaptırmadık. İkinci aşımızı da Londra'ya gittiğimiz zaman yaptıracağız. Çünkü 4 Eylül için randevu almıştık. O zaman yaptıracağız oraya gittiğimizde. Bulgaristan'a gideceğiz. Eşimin de dediği gibi 10 gün orada kalacağız. Daha sonra tekrardan sizinle birlikte Londra'ya uçacağız. Evet, bu yolculuğumuz da buraya geliş yolculuğumuz gibi keyifli olur inşallah. Bulgaristan'da Kırcaali'ye gideceğiz. Benim memleketime. Vakit bulursak eşimin memleketine de gideceğiz. Yani evet. Oraya doğru gideceğiz tekrardan. Yani Bulgaristan'da da evrak işlerimiz var. Orada da evet. Nikah tazeleyeceğiz. İki senedir evlenmeye doyamayan çift. Aynen. Orada da işte pasaport değişimi olacak, nikah işlemleri falan olacak. Bunları da yaptıktan evet. Sonra zaten ayın 14'ünde de uçuşumuz var. Kısmetse inşallah 14 Ağustos'ta. Yani bir aksilik olmazsa evet. 14 Ağustos'ta İngiltere'ye uçacağız. Zaten pasaport değişimi yaptırmamız gerekiyordu. Çünkü pasaportlarımızın süresi bitti. Evet. Ve orada nikah kıymamız gerekiyordu. Daha doğrusu nikahımızı onaylatmamız gerekiyordu. Şu an vakit varken onları yapalım dedik biz de. Hem birazcık kısa bir tatil yapacağız inşallah vaktimiz kalırsa. İnşallah. Hem de pasaport işlemleriyle uğraşacağız. Çünkü Türkiye'de düğün, kına koşturmasından biz tatile gidemedik hiçbir şekilde. Aynen. İnşallah işlerimizi halleder. İngiltere'ye güzel İnşallah. Bir yolculuk yaparız. Kına düğün vlogu gelmeyecek mi diye soran olursa size çok güzel macir düğünü nasıl yapılır hepsini ayrıntılı bir şekilde videolu olarak göstereceğiz. Bomba gibi videolar gelecek evet. Yani bomba gibi düğün videosu gelecek, kına videosu gelecek, dış çekim videosu gelecek. İnşallah bunları da kaçırmayın. Biz gerçekten çok eğlendik. Kınamızda da düğünümüzde de gerçekten çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz buradan da. Burada açık göz fotoğrafçılığa, Deniz abiye, Nazif ve Batuhan'a çok teşekkürler. Gerçekten çok eğlendik. Hani tam istediğimiz gibi bangır bangır bir düğün oldu. Aynen. Söyledikleri, söz verdikleri gibi bize bir düğün yaptılar. Eğlence düzenlediler. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok beğendik. Buradan Pandora organizasyona da çok teşekkür evet, ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi maceramız başlasın o zaman. Takipte kalın. Şu anda Edirne Kapıkule sınırındayız. Evet, biraz sıra var. Burada da bekleyeceğiz biraz. Ama şu an uykuluyum. Bence... Şu an saat sabah 5. Alman cumhuriyetçilerimiz yollarda. Tatillerini yapanlar ülkelerine geri dönmeye başladılar. Almanya'dan, Fransa'dan gelen bir sürü gurbetçi var. Onlar sıradalar. Bayağı kalabalık burası. Aynen. Şimdi bakacağız bakalım. Bakalım biz de şimdi olacak. Sıraya gireceğiz. Evet. Bulgaristan tarafına geçeceğiz. Şu an Türkiye tarafındayız. Uyku uyuyamadık. Dün bütün gün koşturduk. Valiz hazırlıkları falan. Son bir kez de arkadaşımızın düğünü vardı. Ona gittik. Daha sonra geldik. Devam ettik valizleri toparlamaya yine. Valla koştur koştur. Gerçekten çok yorulduk bu gelişimizde. Hiç dinlemedik gerçekten. Evet. Düğündür, kınadır. Bir sürü işlerimiz vardı. Onları hallettik. Şimdi Bulgaristan'a gideceğiz. Birazcık hem dinleneceğiz, hem tatil yapacağız, hem de işlerimizi halledeceğiz. Hem de size Bulgaristan'ı gezdireceğiz biraz. Evet, bakalım beğenecek misiniz? Bulgaristan tarafında tekrardan görüşürüz. Yeah.
evrak işlerimizi hallettik. Evrak işlerimizi, pasaport işlerimizi. Ve Londra'ya uçmaya hazırız artık. Şimdi test merkezine geldik. Normalde PCR testi yaptırdık ama sadece antijen testi yaptırmamız yeterli oluyormuş. Burada şimdi antijen testimizi yaptıracağız. 15-20 dakikada sonuç çıkacak. Artık sabaha karşı da yola çıkacağız. Yani prosedürler yeşil ülkeden direkt gittiğimiz zaman bu şekilde ilerliyor. 11 gün kaldıktan sonra antijen testi yaptık. Direkt olarak uçuşumuzu gerçekleştirebiliyoruz. Havaalanında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bakalım, bekliyoruz. Testimiz çıksın. Sonrasında gece yarısı yolculuğumuz başlayacak. Sabah da uçuşumuz var. Tekrardan görüşeceğiz. Görüşürüz. Evimizden yapıyoruz. Sonunda İngiltere'ye gelebildik. Antijen testimizi yaptırdıktan sonra Sofya Havaalanı'na gittik. Antijen testini yaptıramayanlar havaalanında da yaptırabiliyor. Yani biz gittiğimizde biraz araştırdık orada da bu testleri yapan firmaları. İki firma var. Bir tanesinde de 20 dakikada çıkıyor antijen testi. 75 leva. Yani biz 24 levaya yaptırmıştık Kırcali'de. Havaalanı tabi biraz daha pahalı. Diğer firmada 45 levayla 50 leva arası değişiyor. O da sabah 7 akşam 7. Akşam 7 sabah 7 aralarında değişiyor onların. Yani 5 leva oynuyor arada. O da çok fazla bir fiyat değil zaten. Yani havaalanında yaptırmak isteyenler de havaalanında yaptırabilirler. Bizim havaalanında çekememe sebebimiz şöyleydi. Kırcaali'den Sofya'ya bir 3-4 saatlik yolumuz vardı ve sabah saat 6.40'daydı uçağımız. Hani yorgunluk, uykusuzluk. O yüzden havaalanında çekmek istemedik açıkçası. Biz havaalanında şöyle bir problem yaşadık, yani daha doğrusu ben yaşadım. Bulgaristan'a gitme sebebimizin en büyük nedeni bizim Türkiye'deki evliliğimizi Bulgarca'ya, yani Bulgaristan'da da onaylatmaktı. Onaylattık, işlemlerimizi hallettik ve benim pasaportum değişti, yani soy ismim değişti. Ama daha önceden ben eski soy ismimle, yani evlenmeden önceki, yani Bulgaristan'da evlenmeden önceki soy ismimle biletimizi aldığımız için pasaportumdaki soy isim farklılığından dolayı birazcık bir problem yaşadık. Ve onu da hani ibraz ettik, hem Türk evlilik cüzdanını hem Bulgar evlilik cüzdanını ibraz ederek problem çözüldü. Yani zaten ikisini birlikte ibraz edince bir problem yaşamıyorsunuz. Sabah 6.40'da Sofya'dan hareket etti. Uçağımız 6.40-45 arası. Daha sonra saat 8'de de İngiltere'ye indik. 8.05 geçe falan İngiltere'ye indik. İngiltere saatiyle 8.05, yani 8.05 geçe falan indik. Londra'da Heathrow Havaalanı'na indik. Orada da pasaport kontrolünden geçtim ben. Hani daha doğrusu şöyle, Türkiye'de veya ben Bulgaristan'da görmedim ama Türkiye'de genelde pasaport kontrollerinde mühür vuruyorlar. Ve polis eşliğinde hani geçmek zorundasınız. Ama İngiltere'de
şu ana kadar iki tane havaalanını gördüğümüzde pasaportunuzu bir kabin var, hani şey bölme var. Yerleştiriyorsunuz, kamera sizin yüzünüzü tanımlıyor ve o şekilde kapı açıldıktan sonra rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Evet, yani e-pasaport diye geçiyor zaten. Direkt kendiniz okutuyorsunuz pasaportu ve geçiyorsunuz. Evet. Eşim geçti ama ben okuturken herhalde problem oldu. Ben geçemedim. Beni memurların olduğu tarafa yönlendirdiler. Memura gittiğim zaman birkaç soru sordu bana. Bir de pasaport daha yeniydi. Yani nereden geliyorsun? Burada ne yapacaksın? Hani ne kadardır burada yaşıyorsun? Gibi birkaç soru sordu ve benden oturum belgemi istedi. Yani İngiltere'ye ait bilgi formu istedi, öyle söyleyeyim size. Ben de 5 yıllık oturumumu gösterdim. Orada kontrol etti ve daha sonrasında geçişimi sağladım. Bir problem olmadı. Ama muhtemelen Avrupa Birliği'nden çıktığından dolayı bu tarz şeyleri soruyorlar. Ya da sistemlerine düşmedi. Pasaportu yeni yaptırdığım için, yani tam nedenini biz de bilmiyoruz ama oturum belgesi sordular. Yani biz de onu ibraz ettik ve daha sonrasında ben geçişimi sağladım. Antijen testi yaptırdığımızda sadece Sofya Havaalanı'nda bilet kontrolünde, pasaport kontrolünde sordular. Hani İngiltere'de hiçbir şekilde zaten ben memurla hiç görüşmedim. Eşimle memurla görüştüğünde hiç testle alakalı bir soru sorulmadı. Evet, bana da sormadılar. Yani zaten son çıkışta orası. Sadece Sofya Havaalanı'nda test yaptırdınız mı? Bu teste dair belgeniz var mı gibisinden birkaç soru sordular. Sofya Havaalanı'nda bir belge doldurtuyorlar size. Bu internetten doldurduğunuz formla alakalı, yani uçuş formuyla alakalı. O belgede de zaten adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. En alt kısmında da bu doldurduğunuz belgenin bir numarası var, belge numarası. Onu yazdırıyorlar size. Onu da uçağa binişte memur kontrol ediyor, pasaportunuzu kontrol ederken. Daha sonrasında o belgeyi de ona veriyorsunuz ve uçağa geçiyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Bu uçuş formları dediğimiz formları havayolu şirketleri gönderiyor. Fakat bize gelmedi. Bunu da go.uk'den ben araştırarak buldum. Oradan doldurdum. Bunun linkini de aşağı bırakırım size. Mail gelmezse, ihtiyacınız olursa oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar, İngiltere'ye geldiğiniz zaman ikinci gün testini de yaptırmak zorundasınız. Yani yeşil ülkeden geldiğiniz zaman. Biz cuma günü sipariş vermiştik ikinci gün testini. Bugün pazartesi, siparişimiz az önce geldi. Şimdi içerisinde neler geliyor onları göstereceğim size. Şu şekilde kutu içerisinde geliyor. İkinci gün testi diye. Şimdi açıyorum, içerisinde ne var hep beraber göreceğiz. Şöyle hepsini koyduktan sonra neler çıktığını söyleyeceğim size. Şöyle bir bilgilendirme formu koymuşlar içine. Testi nasıl yapacağınızla alakalı ve sonrasında neler yapacağınızla alakalı. Burada testi yaptıktan sonra malzemeleri içerisine koyacağımız küçük bir tane torba koymuşlar ve bunu da bu torbayı bunun içine koyarak o şekilde gönderim sağlayacağız. Burada da testi yapacağımız malzemeler. Şurada bir küçük bir numara var. Bu da bize ait olduğuyla alakalı. Şurada da tüpün üzerinde var zaten. Bunu direkt gönderdiğimizde kime ait olduğunu bu numaradan görecekler. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Testi yaptıktan sonra şu talimatlara göre bunun geri gönderimi nasıl yapılacağıyla alakalı burada bilgilendirmişler. Testi yaptıktan 70 saat içerisinde bu firmaya ulaşması gerekiyor. Biz bunu Randox firmasından aldık.
Şu an 43 pound bir fiyatı var. Sadece ikinci gün testinin. Yani kişi başı 43 pound'a bunu alabiliyoruz. Bunun internet sitesini de ben aşağı linke bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi bu testi yaptıktan sonra bu küçük çubuğu, yani swap'ı, bunun içerisine kırıp bırakıyoruz. Daha sonra onu da bunun içine koyacağız. Ağzını güzelce kapatacağız. Daha sonra bunu bu gördüğünüz poşetin içerisine koyacağız. Ve daha sonra tekrardan bunun içerisine koyup burada söylediği, yani şöyle söyleyeyim. Burada geri gönderim seçenekleri var. Bu firmanın, yani Randox firmasının kutuları var. Zaten internet sitesinde de gösteriyor. Size en yakın kutulama merkezinde bunu iade edebilirsiniz. Direkt kutunun içerisine atıyorsunuz ve daha sonra onlar gelip o kutunun içerisinden alıp firmaya ulaştırıyorlar. Firma daha sonra size bunun dönüşünü sağlıyor. Bu şekilde ikinci gün testinde yapmış oluyorsunuz. Biz birazdan testlerimizi yapacağız. Testlerimizi yaptıktan sonra da bu Randox'un kutulama merkezine gideceğim. Orayı bırakacağım. Bununla alakalı da birazdan yola çıkacağım. Sizinle tekrardan yolda görüşeceğiz. Arkadaşlar, daha önce de bahsettiğim bu Randox'un boxları burada. Yani direkt ikinci gün testlerini buraya atıyorsunuz. Onlar buradan alıyor. Kendi firmalarına gönderiyorlar. Daha sonra sonucunu e-mail olarak size geri gönderiyorlar. Şimdi ben de buradan yaptığım testleri bu şekilde atıyorum. Daha sonra da bunlar yerlerine ulaşacak. Sonuçlar gelecek. Bulgaristan'da evliliğimizi onaylattık demiştik size az önce. Onunla ilgili kısa bir video çekeceğiz. Hani nasıl yaptırdığımızı, nasıl bir yol izlediğimize dair. En azından bizim gibi olan arkadaşlarımızla bizim izlediğimiz yoldan devam edebilirler. İnşallah size açıklayıcı bir video olur. Çünkü birazcık sıkıntı çektik biz açıkçası. Umarım verdiğimiz bilgiler sizin için bilgilendirici olur. Bir işinize yarar. Kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Abone olmayan izleyicilerimiz çok. İzledikten sonra da abone olursanız çok mutlu oluruz, çok seviniriz. Videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarınız bizim için her zaman değerli ve hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.